Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Tığ İşi çok hoş, çok güzel yeni sezon diyebiliriz. Şal modeli anlatacağım. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Tam çeyize yakışır. Harika bir model. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. 4 sırada bir kendisini tekrarlıyor ama ilk 4-5 sıra oturtacağız arkadaşlar. Modeli oturtacağız. Ondan sonra 4 sırada bir desen dediğim gibi kendisini tekrarlıyor. Angora ip kullanacağım arkadaşlar. Angora iple öreceğim. Tığ olarak ise şöyle göstereyim. 2 numara 2 milimetrelik tığla öreceğim. Detaylı bir şekilde anlatacağım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. İlk yaptığım zincire başına dolamadan batıyorum. İlice 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Bu oluşan yuvanın içine bir dolayıp 2 defa da çektiğim 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Trabzanların boyunu hafif uzun tutuyorum gördüğünüz gibi. Baştaki zincirle birlikte 4 trabzan kabul ediyorum. 2 zincir çektim. Tığıma doladım. Aynı yuvaya 4 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Evet, ilk sıramı tamamladım. 4 zincir çekiyorum. Bir sıra geçti. 2, 3, 4. Çevirdim. Burada kenarda artırma yapmam gerekiyor. O yüzden artırmalarımız kenarda olacak. Hemen ilk trabzanın tepesine 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Zincirle birlikte 3 olmuş oldu. Tığıma doladığım sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Her birine bir batarak ilerliyorum. Evet, 3, 6 tane trabzanım oldu. Tığıma doladım. Buradaki zincir yuvasına da 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Hemen aynı yuvaya 2 trabzan. Tığıma doladım. Karşımda trabzanlarım var. Her birine bir batıyorum. Evet, son zincirimin tepesine trabzanımı yaptım. Burada da artırma yapmam lazım. Aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum. 1, 2. Şöyle göstereyim, bakın bu tarafta da 3, 6, 7, 8 trabzanım oldu. Sağda da 8, solda da 8. Bir üst sıraya geçmek için 4 zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Çevirdim. Yine artırma yapacağız kenarlardan. Hemen bu trabzanın tepesine 2 tane trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Şöyle 1, 2, 3'üncüye 2 trabzan yapıyorum. 1, 2, 2 zincir, tığıma doladım. Aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum. 1, 2. Kameranın açısını düzeltmek istiyorum, çok yukarıda. Evet, tığıma doladım. 1, 2, 3. trabzanın tepesine hiç zincir çekmeden 2 tane trabzan yapıyorum. Yuva yapıyoruz. 2 zincir, tığıma doladım. Aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum. 1, 2. Tığıma doladım. Bu zincir yuvasına 2 trabzan. 1, 2. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum. 1, 2. Tığıma doladım. Şöyle bakın, burada şu tarafa bakıyorum. 1 ikinciye batmışım. Buradan bakarsam 1 ikinciye 2 trabzan yapacağım. Şöyle göstereyim. 1, 2. 2 zincir, aynı yuvaya 2 trabzan. 1, 2. Tığıma doladım. 1, 2, 3'üncüye 2 trabzan, 2 zincir,
Aynı yuvaya iki Trabzan. Bir. İki. Tığıma doladım. Bakın bir, iki, üçüncü. Yani son zincirin tepesine üç tane Trabzan yapıyorum. Bir. İki. Ve üç. Dört zincir çekiyorum. İki, üç, dört. Evet, üçüncü sıramızı bu şekilde tamamladık. Şöyle göstereyim. Şimdi çeviriyorum. Çevirdim. Tığıma doladım. Hemen bu ilk trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum. Buraya da yuva yapacağım. İki zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya iki trabzan daha yapıyorum. Bir, iki. Evet, görüntüsü bu şekilde olacak. 1, 2, 3, 4. sırada. Tığıma doladım. Sıradaki, bakın, 2 zincir çektiğim yuvaya giriyorum. 2 trabzan yapıyorum. 1, 2, 2 zincir. Aynı yuvaya 2 trabzan. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 2 trabzan. 2 zincir. Aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum. Tığıma doladım. Ortada 3 zincir çekmiştik. Buraya 2 trabzan. 1, 2, 2 zincir. Tığıma doladım. Aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 2 zincir. Aynı yuvaya 2 trabzan. 1, 2, 2 zincir. Aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum. Burası orta olduğu için. Şöyle göstereyim, bakın. Tam ortada zincir yuvalarını sayalım. 1, 2, 3. Trabzanlarımız, ikili trabzanlarımız da 4 tane oldu. 1, 2, 3, 4. Tığıma doladım. Hiç zincir çekmeden sıradaki zincir yuvasına geçiyorum. 2 trabzan. 2 zincir, aynı yuvaya 2 trabzan. Doladım. Sıradaki zincir yuvasına 2 trabzan. 2 zincir, aynı yuvaya 2 trabzan. Doladım. Son zincirin tepesine, bakın, karıştırırsanız geriye bakın. Burada ne yaptıysam aynı işlemi yapacağım. Diğer kenara. 2 trabzan. 2 zincir. Aynı yuvaya 2 trabzan. Sırayı tamamladık. 4. sıramız. 5. sıra. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Çevirdim. Yine ilk trabzanın tepesine 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. Zincirle birlikte 3 oldu, gördüğünüz gibi. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Buradaki zincir yuvasına fıstık yapacağım. Tığıma 6 defa saracağım. 1, girdim, ilmeği aldım, doladım. 2, girdim, ilmeği aldım, doladım. 3, 4, 5, 6 defa sarıyorum. Tığıma doladım. Böyle 2 defa da çekiyorum. Bu şekilde. 4 zincir. Burada kenar olduğu için 3 zincir çektik. Şimdi 4 zincir çekiyoruz. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına yine fıstık yapıyorum. Tığıma 6 defa sardım. Fıstık yapıyorum. 3, 4, 5, 6 ve 2 defa da kapatıyorum fıstığımı. 4 zincir. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. 4 zincir. Tığıma doladım. Sıradaki, bakın, zincir yuvasına fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. 4 zincir.
Ortadaki yuvaya geldim. Bakın, ortaya iki tane yapacağım. Birinci fıstığımı yapıyorum. Kapattım. 4 zincir. Aynı yuvaya, tam ortadaki yuvaya bakın. Bir fıstık daha yapıyorum. Ve kapatıyorum. 4 zincir. Buradaki sıradaki yuvaya bir fıstık yapıyorum. Sadece ortaya iki tane yaptık. Kapatıyorum. 4 zincir. Sıradaki yuvaya fıstık yapıyorum. Dört zincir. Sıradaki yuvaya fıstık yapıyorum. Dört zincir. Evet, sıradakine fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bu tarafta 3 zincir çekmiştik trabzandan sonra. Burada da 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Son, bakın, zincirin tepesine 3 tane trabzan. 1 2 3 1 2 3 4 zincir. Evet, bir desenimizi bitirdik. Bir desenimizi bitirdik. Bir desen 4 sıradan oluşuyor ama bundan sonra yaptığımız gibi olacak arkadaşlar. Desenlerimiz 4 sıramız. Çevirdim. Desenin birinci sırasındayız diyelim arkadaşlar. Hemen ilk trabzanın tepesine 2 tane trabzan yapıyorum. Zincirle birlikte 3 oldu gördüğünüz gibi. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Sıradakine trabzan. Burada birinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacaksınız. Buradaki sayılar artıyor ama siz yuvalara aynı şekilde ilk yuvaya 3 trabzan, sonra sıradaki yuvalara 4 trabzan yapıyorum. 2 3 4. Sıradakine 4. Sıradakine 4. Sıradaki zincir yuvasına 4. Şimdi tığıma doladım. Tam ortaya geldim. Bakın. Tam ortada 2 fıstık yapmıştık. Bu zincir yuvasına 2 trabzan. 1, 2, tam ortaya. 2 zincir. Aynı yuvaya 2 trabzan. 1, 2. Şöyle tam ortadaki 2 fıstık arasını arkadaşlar bu şekilde yapacaksınız. Sonra sıradaki yuvaya 4 trabzan. 1, 2, 3, 4. Evet, her yuvaya 4 trabzan yaparak şöyle şuraya kadar gelelim, buraya beraber batacağız. Evet. Son iki fıstık arasına 4 trabzanını yaptıktan sonra fıstık ve trabzan arasına 3 trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Diğer sıralarında, diğer desenlerinde, birinci sıralarında hep aynı şekilde. Buraya 3. Buraya 3 batılacak. Ortadakine de 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan, sıradakine trabzan. Son zincirime 1, 3 trabzan batıyorum. 2 ve 3. 4 zincir. Çevirdim. Tığıma doladım. Hemen ilk trabzanın tepesine 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. Tığıma doladım. Şöyle
Artık alt kısımlara bakarak anlayabilirsiniz. Bakın bu sıradayız. Trabzan sırası burasıydı. Şimdi bu yuva sırasındayız. Ama burada da şöyle tığıma doladım. İlkini 1, 2, 3.'ye batacağız. 3. Trabzan'ın tepesine. İlk yuvamızı. 1, 2 trabzan yaptım. 2 zincir. Aynı yuvaya 2 trabzan. 1, 2. Dediğim gibi ilkini 3.'ye batıyoruz. Tığıma doladım. Diğerlerini 1, 2, 3, 4.'ye batıyoruz. 2 trabzan. 2 zincir. Aynı yuvaya 2 trabzan. Tığıma doladım. 1, 2, 3, 4.'ye 2 trabzan. İkinci sırada da bu şekilde yapacaksınız. 2 zincir, aynı yuvaya 2 trabzan. Tığıma doladım. 1, 2, 3, 4.'ye 2 trabzan. 2 zincir, aynı yuvaya 2 trabzan. Tığıma doladım. 1, 2, 3, 4.'ye 2 trabzan. 2 zincir, aynı yuvaya 2 trabzan. Tığıma doladım. 1, 2, 3, 4.'ye 2 trabzan. 2 zincir, 2 trabzan. Tığıma doladım. Buradaki zincir yuvasına giriyorum. Bakın tam ortaya. 2 trabzan. 2 zincir. Aynı yuvaya 2 trabzan. Doladım. Bakın şöyle. Mantıken şöyle bakın. Burada bir öncekine 1, 2, 3.'ye batmışız. Burada da 1, 2, 3.'ye yuva yapacağız. 1, 2, 3.'ye 2 trabzan. 2 zincir. 2 trabzan. Artık 4.'ye batıyoruz. 1, 2, 3, 4. trabzana 2 trabzan. 2 zincir, 2 trabzan. Evet, yine 4.'ye 1, 2, 3, 4. Bu şekilde. Şöyle şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Sonrasını göstereceğim. Bu şekilde ilerliyor. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle tığıma doladım. 1, 2, 3.'ye yani son zincirin tepesine 3 trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şöyle göstereyim. İkinci sıramızı da bu şekilde yaptık. Şöyle yuvaları sayarsak arkadaşlar. Yuvalarımızı sayarsak bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam ortadaki 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane olmuş. 6 sağda, 6 solda, bir tane de ortada. Çevirdim. 3. sıradayız. 3. sırada şöyle geriye bakabilirsiniz. 3. sıra fıstığın alt kısmı. Şöyle şu sıra arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz? Buraya bir ilk trabzan tepesine bir trabzan yapıyorum. 2 zincir tığıma doladım. Aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum. Yuva yapmış olduk. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Bir altta ne yaptıysak aynı işlemi yapıyoruz. Sıradaki zincir yuvasına tığıma doladım. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Sıradaki zincir yuvasına 2 trabzan. 2 zincir, 2 trabzan. Evet, bu şekilde her yuvaya 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaparak şöyle ortaya kadar gelelim arkadaşlar. Bu ortayı göstereceğim. Evet, tam ortanın öncesindeyim arkadaşlar. Bakın şöyle bakarsam anlıyorum ki şöyle bakın.
Ortada iki fıstık yapmıştım. Ondan yukarıya doğru ilerliyorum. Öncesindeyim. Şöyle fıstıktan önceki sıra. Bakın 4'ten 3 tane yuva yapmışım. Burada da 3 yuva yapacağım fıstık yapmak için. Hemen 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir, aynı yuvaya 2 trabzan. 2 zincir, aynı yuvaya 2 trabzan. 2 zincir, aynı yuvaya 2 trabzan. Evet bakın 3 tane zincir yuvam oldu. 1, 2, 3. Tığıma doladım. Yine yoluma devam ediyorum. 2 zincir yuvasına 2 trabzan. 2 zincir. 2 trabzan. Sıradaki yuvaya geçiyorum. 2 trabzan. 2 zincir, 2 trabzan. Evet, üçüncü sıramız da bu şekilde ilerliyor. Şöyle sıranın sonuna kadar gelelim. Sıranın sonunu göstereceğim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Bakın, tığıma doladım. En son zincirin tepesine 2 trabzan. Böyle karıştırırsanız direkt başa bakabilirsiniz. Bakın burada da yuvamız var. Buraya da yuva yapacağım. 2 zincir, 2 trabzan. Evet. 4 zincirle bir üst sıraya geçiyorum. 2, 3, 4 çevirdim. Tığıma doladım. Hemen ilk trabzanın tepesine 2 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Evet, burada fıstık yuvasında, fıstık sırasında arkadaşlar ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Aynı şekilde sadece fıstık sayısı burada yuva sayısı fazla olduğu için artacak. 3 zincirden sonra sıradaki hemen bu zincir yuvasına fıstık yapıyorum. 6 defa serden fıstık yaptım, kapattım. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. 4 zincir. Sıradaki zincir yuvasına fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. 4 zincir. Evet, her yuvaya fıstık yapıyoruz. Arada 4 zincir. Şöyle ortaya kadar gelin. Şuraya kadar gelin. Evet, ortanın öncesindeyim. Şöyle son fıstığımı yaptım. 4 zincir çektim. Şöyle bakın. Buradaki ilk yuvaya fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 4 zincir. Tam ortadakine 2 tane yapacağız. Birinciyi yaptım, kapattım. 4 zincir. Aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Ve kapatıyorum. 4 zincir. Sıradaki zincir yuvasına fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. 4 zincir. Sıradaki zincir yuvasına fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 4 zincir. Evet, bu şekilde her yuvaya fıstık yapıyoruz. Aralarda 4 zincir. Şöyle şuraya kadar gelelim. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet. Evet, gördüğünüz gibi son fıstığımı yaptıktan sonra 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bu son trabzanın tepesine 3 tane trabzan yapacağım. 1, 2 ve 3. 4 zincir. 4. sıramızı da tamamladık arkadaşlar. Bu şekilde
İlerliyor. Şimdi ne yapacağız? Birinci sırada şöyle bu trabzan sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Orayı da kısaca göstereyim. Çevirdim. Desenlerimiz aynı şekilde ilerliyor. Sadece sayı artıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sayı giderek çoğalıyor. Aynı mantıkla ilerlersiniz. Ne yaptık? 4 zincir. İlk trabzanın tepesine şöyle artık geriye bakabilirsiniz. Bakın. İlk trabzanın tepesine 2 trabzan yapmışım. Zincirle birlikte 3. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Sıradakine trabzan. Burada ilk yuvada 3 zincir çekmiştik. Oradan aklınızda kalsın. 3 trabzan yapıyorum ilk yuvaya. 2, 3. Diğer yuvalara 4 batıyorum. 4 fıstık. Ay pardon. 4 trabzan. 2, 3, 4. Her yuvaya 4 trabzan yaparak devam ediyoruz. Şöyle ortaya gelince buraya 4, buraya 4, ortada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Burada olduğu gibi arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyor. Artık bilirsiniz. Böyle hoş, güzel bir model. Bu hafif eflatuna çalıyor ipim. Son sırayı ne yaparsınız arkadaşlar? Sık iğne ve piperik yapabilirsiniz. Evet, bu fıstık sırasından sonra ya da trabzan örüp bir sıra onun üzerine piperik gidebilirsiniz. Kenarına püskül yapabilirsiniz, fıstık yapabilirsiniz. Bu kısma da sık iğne yaparsınız. Boyut olarak buradan itibaren arkadaşlar 1 metre olana kadar şöyle yan kısımları ölçersiniz. 1 metre olana kadar örersiniz. İri yapılabilirseniz daha fazla örebilirsiniz. Böyle modelim böyle arkadaşlar. Böyle detaylı geriye bakarak devam edersiniz. Ama kolay, akılda kalır bir model. Düz tarafı burası. Şöyle size büyük parça da ördüm. Bu biraz daha böyle kirli gibi, kırık böyle toprak rengine benziyor arkadaşlar. Ama kamerada da güzel durdu. Şöyle bunu da yaptım. Bakın aynı şekilde. İlk yuvaya 3 battım. Sonra 4, 4, 4. Sonrasında bakın tam ortaya 2 trabzan. 3 zincir ya da 2 zincir, 2 trabzan. O şekilde. Buradakilere 4, diğer yuvalara 4 trabzan yaptım. Böyle devam ediyor. Batik yani ebru iplerle de deneyebilirsiniz. Muhteşem olur arkadaşlar. Böyle. Şöyle. Bakın bu da dediğim gibi eflatuna çalıyor. Ama aynı gibi duruyor nedense renkleri. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Böyle ben sizin yorumlarınızı çok seviyorum arkadaşlar. Daha bir hevesleniyorum. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Abonelik ücretsiz. Yorum yapmak ücretsiz. Yani mutlaka bekliyorum. Ramazan zaten Ramazan'dan dolayı çok böyle uzun videolar çekemiyorum. Bazı takipçilerim isyanda ama inşallah Ramazan'dan sonra, bayramdan sonra böyle tamamen baştan sona anlattığım modeller gelecek. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.